Olmadı, kura oldu. Hayvanlarımız bizim yeşili yok diyecek ki süpsa. Ot yok, saman yok, yem yok. İnan ki hayvanlarımız su içecek suyu da bulamadı. Biz 8 ay koşayım hayvanlarımıza alaf yedireceğiz. Nasıl geçineceğiz? Nasıl başa çıkacağız hayvanlarla? Ha, burada ne var ne ye? Bol torpağı yiyen ye, hayvan rahatsız olacak. 2021 yılındaki kuraklık süte yansıdı. Süt ürünümüz %50 oranında bir düşüş yaşandı. Olmadı. Süt verimine şikayetçiyiz. Tabii yarısını alabildik. Yaptığımızın yarısını yapabildik. Olmadı. Kura oldu. Hayvanlarımız bizim yeşili yok diyecek ki süpsa. Otururuz sandalyede sarıldık. 10 tane ineği, 15 tane ineği sarıldık ama. Şimdi artık süt de yok ya fazla. Mal ne iyiydi ki bir süt olsun. Ha şimdi hiçbir şey yok. Bunlar zaten danalarını ancak da doydururlar, bırakırız, sağ emirler. Ben öldüğüme... Hep topraklar kupkuru oldu, çatlak çatlak oldu. Mayıs'tan sonra mevsim değişti, yağmur yağmadı. Yağma iki ay bize hiç yağmur yağmadı. Merramız kurudu. İnan ki hayvanlarımız su içmek... su içecek suyu da bulamadı. Yani çok zor. Tankerlerle biz geldik buradan Merra'ya, tankerlerle su götürdük. Vallahi hayvanlarımız abi torpak yerler. Ot yok arazide. Meybürüz pısırtından güneş vursun diye elden bırakır kesin gençli dolandırsın. Yoksa ot durup da bu süt vereceği zannetmiyorum. Ankara toprakta ne yiyecek bu? Ha, burada ne var ne yiye? Bol torpak yiyecek hayvan rahatsız olacak. Yeşilliği olacak, malımız otlayacak, süt verecek ki ondan biz de faydalanırız. Silaj almışık. Bunun kilosunu 500 almışık. 35 ton da saman almışık. 40 milyara yakın da saman tutur. Biz 8 ay koşayım hayvanlarımızı alaf yedireceğiz. Nasıl geçineceğiz? Nasıl başa çıkacağız hayvanlarla? Hayvan bir şey olduğu zaman, iyi otladığı zaman, besil olduğu zaman bugaya da gelir. Bu sene biraz kısır da kaldı hayvanlarımız. Gebe olmadı. Bir ay önce de mandıramızı kapadık süt nedeniyle, olmadı. Ağustos'un sonuna kadar sütümüz devam ediyordu. Bu sene Temmuz'un sonunda mandırayı kapattık. Bars'ın bütün mıntıkası, herkes yani böyle bir geniş tabanlı bir etkiledi bizi kuraklık. Ben peynirin içinde doğdum, büyüdüm. Benim ailem de peynirci. Kaşar peyniri, gravyer, malakan, çoban peyniri. Hem süt üretimini yapıp hem peynir üretimi yapıyoruz. İlk defa böyle kuraklık Boğatepe'de gördüm. Bayağı bir zayıfladılar. Etten düştüler, sütten düştüler. Koçulu ailesinin 5. kuşak peynir ustasıyım. Kendim süt ve süt ürünleri mevzuluyum. Bizde şimdi şöyle bir durum var. Süt avanslı sistemle bağlanıyor. Yani sütünü veren köylü bir yıl önceden o sütün parasını almış oluyor. Ne oldu? Sütçünün büyük bir çoğunluğu, hatta %90'ı borçlu kaldı. Borçlarını dolamadı. Üretici alacağını alamadı. Yani bir üretici olarak ürünümüzü %40 eksik yaptık ve bu da üreticiye, süt üreticisine destek vermemizi çok zorladı. Yani öyle oldu ki herkes artık banka kredilerinin peşine koşmaya başladı. 40 milyar bankaya borcum var, 12 tane mal sattım, zorla düzelttim. Adam dolanamıyorsa, mecbur bir geliri yoksa, maaşı yoksa, geliri yoksa ne yapacak? Hayvanı satacak. Çünkü maaş yok ki. O malı satıyorsa krediyi ödeyemiyorsun. Aldığın parayla hayvana
Geri dön yatır, yatıramıyorsun. Yani halkımız çok yani perişan durumdayız. Yani sadece saman yedirse bu inek zaten kışı yazı etmez. Yani bunun yanında yem yedirmesi lazım veya proteinli bitkiler yedirmesi lazım. Yani bir inek kış yaza kadar 4000 lira, 5000 liralık işçiliğin de üstüne koyarsak, iğnesini, ilacını da üstüne koyarsak 5000 lira bir ineğin masrafı var ve kendisi de 5000 lira ediyor. Yani bu durumda insanlar hayvancılık yapmanın doğru bir seçim olduğunu düşünmüyor artık. Herkes hayvanlarını satıyor. İnekler kesime gidiyor. Ne olacak? Süt fabrikaları boş kalacak. İşte bundan büyük de bir kriz yoktur. Önümüzdeki yılda böyle bir kuraklık giderse yani büyük, şöyle söyleyeyim, %50 çoğu firma batacaktır. Yani bu çok ciddi bir sorun. Kars denince akla gelen eski kaşar. Bu rakamlar geçen yıl 38 ile 45 arasıyken şu an 60-65'e kadar çıktı. Bu da ortalama %30'un üstünde, %50'nin üstünde bir rakam. Biz bu sütün azlığını ürünlere yansıtmak zorunda kalıyoruz. Müşteriler de bu durumdan çok rahatsız. Biz de rahatsızız aslında bakarsanız. Küresel ısınmayla birlikte son birkaç yıl, yani 2017 yılından beri bir dengesizlik var. Bazı yıllar çok yağış olmasından dolayı ürün yerde çürümekte, bazı yıllar böyle kurak geçmekte ama son 2 yıldır kuraklık had safhaya geldi. İnsanlarımız geçim kaynaklarını tamamen bu hayvansalığa endekslidir. Çiftçilerimizin kredileri var. Bu krediler ertelenmeli. Damızlık hayvan tehdidi, yem fiyatlarının aşağı çekilmesi, yem desteği verilmesi, ayrıca gübre fiyatları ve mazot fiyatları başına almış gitmekte. Bir an evvel bunun tedbirleri 2022 yılı için alınmalı. Hayvancılık olsun, mandıracılık olsun, ana sevdiğimiz bir meslek. İstanbul'da getir bana 10 tane tüken bir ben istemem de gitmem. Bu ahıra gidip gelmek bana zevk verir. Gece de gelirim ki hangisi doğacak, danasına bakayım, mineye bakayım. Ben öldüğüme, ölene kadar hayvancılığı yaparım, severim çünkü. Ama yalnız ki işte böyle olduğu zaman olmuyor. Tabii gene de alır gidiştiririk, bakmak zorundayız. Senin mesleğin nasıl? Oysa bizimki de bu. Değil mi? Daha güzelini isteyerdik. Daha güzel olsun diyerdik.